Merhabalar, ben Marif Hocam. Bugün Samsung Galaxy tabletler üzerinde gelen, hazır olarak gelen S-Note programından bahsedeceğiz. Bu S-Note uygulamasının daha çok hangi şablonların kullanıldığı ve hangi şablonların daha çok hangi derslerde nasıl işe yarayacağı ile ilgili bazı gösterimler yapacağız. Tabii bunu yapmak için, bu uygulamayı anlatabilmek için daha önceden hazırladığımız hazır şablonlar vardı. Arif Hocam bunları dağıtacak ve bu uygulamalar üzerinden de çeşitli denemeler yapacağız. Evet, isterseniz şimdi S-Note'da çalışmadan önce biz öğrencilerimizin S-Note'u kullanabilmeleri için mesela ileride bir ödev vereceğiz ya da sınıfta birlikte bir şeyler hazırlamak istiyoruz. Bir örnek çalışma yaptık. Öğrencilerimize de bunu göstereceğiz. Sizler de zaten öğrencilerimiz olduğu için birlikte bu çalışmayı yapacağız. Önceden biz bu çalışmanın çıktısını aldık. Kendimiz yaptık. Bu çıktıyı size dağıtacağız şimdi. Sizler de S-Note üzerinde bunun aynısını yapmaya çalışacaksınız. Bu bir performans ödevi olabilir. İleride bizim işimize yarayabilecek. İşte tarih dersinde mesela ben Osmanlı kültür ve medeniyetini anlatıyorum. Onunla ilgili işte Topkapı Sarayı ile ilgili bir S-Note'un içerisinde bulunan dergi şablonunda bir çalışma yaptırdım öğrencilere. Sizler de bunu şimdi birlikte yapmaya çalışacağız. Öncelikle ben bunun çıktısını size teker teker yani masalara bir ikişer tane düşecek şekilde dağıtayım ve birlikte bunu yapmaya çalışalım. Yaparken de böylelikle S-Note'un kalem özelliğini, çizim özelliğini ve aynı zamanda değişik özelliklerini de birlikte yapmaya çalışalım. Şöyle ben size dağıtayım. Tabii S-Note'da birçok şablon var. Ve bu şablonların özellikle bizim öğretim programımızda kullanımı çok müsait. Çünkü S-Note uygulaması tamamen öğrenci temelli, öğrenci merkezli bir uygulama. Ve özellikle öğrencilerimizle yaptığımız gezilerde de kullanabileceğimiz bolca şablona sahip. Öğrencilerimiz çektikleri videoları ve çektikleri fotoğrafları çok rahat bir şekilde bu program içerisinde, bu uygulama içerisinde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Şimdi genel olarak herhangi bir şablonu seçmek için S-Note uygulamasını açtığımızda artı sekmesine bir defa tık atıyoruz. Ve size dağıttığımız şablon dergi şablonu olduğu için şimdi dergi şablonunu seçiyoruz. Şimdi hocam bu şablonlar benim bildiğim kadarıyla S-Note'un içerisinde var olan şablonlar. Yani bizim bilgisayar tabletimizde yüklü zaten var. Bunun için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Evet. Bu şablonları her yerde kullanabilirsiniz. Hocamın da dediği gibi. Yani illaki bir dergi şablonunu kullanmak zorunda değilsiniz. Evet. Matematikçi arkadaşlar için mesela kareli şablon var, boş. Bunu kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin dersinizin işleme yönteminize bağlı olarak kendi kafanızda fikir taslağı oluşturmanıza bağlı. Yani S-Note sadece bir öğretmen bir branş için değil, bütün öğretmenlere yönelik bir uygulama. Yani çok geniş kapsamlı bir uygulama. Bu yüzden ben oldukça işimize yarayacağını düşünüyorum kıymetli hocam. Evet. Yani bu konuda hemfikiriz. Biz birkaç tane daha uygulama hazırladık yani sizin için. Sadece dergi değil. Şablonlar mesela yemek tarifi üzerinden bile ders anlatabiliriz. Burada da çünkü mesela diyelim bir hücrenin özelliklerini tarif edebilirsiniz değil mi burada? Evet. Hatta S-Note programının diğer muadillerine göre avantajlarından bir tanesi de hazır şablonlarının üzerinde siz değişiklik de yapabiliyorsunuz. Böyle bir kolaylığı da var. Hatta beyaz tahta olarak da kullanılabiliyor. Hatta bir ders anlatım platformu olarak da kullanılabiliyor. Çünkü ses kaydı da yapabiliyor aynı zamanda. Ve sosyal ağlarda paylaşılma imkanı sunduğu için hatta Wi-Fi Direct de paylaşım imkanı sunduğu için de böyle bir avantajı var. Öğrencilerle bizim aramızda da aramızdaki bağda kuvvetlendiren de bir yönü var. Evet, isterseniz dergi şablonundan başlayalım ve bizim yaptığımız çalışmayı hep birlikte sizler de yapmaya başlayın. Evet. Evet. Buyurun hocam. Şimdi dikkat ettiyseniz öncelikle bu şablon üzerinde genel ana hatlar neler? Onlara bir bakmak lazım. En üstte bir metin kutusu görüyorsunuz. Bu metin kutusunun zemin rengi farklı bir renk, yazı rengi farklı bir renk. Sonra aşağı indiğinizde video ekleyebileceğiniz bir yer var. Daha da aşağı indiğinizde alt alta iki tane resim ekleyip bir fotoğraf ekleyeceğiniz yerler var. Sol tarafta da metin ekleyebileceğiniz bölümler var. Şimdi tabii bunları yapabilmek için en üstte bulunan sekmeleri de çok iyi bir şekilde kullanabilmek gerekiyor. Çünkü S-Note uygulamasında eğer kalem araçlarını çok iyi bir şekilde kullanamazsak
Bu bize zaman kaybettirebilir. Ama... Evet, bu benim çok yaptığım hatalardan biri. Şimdi biz bu akıllı cihazları ilk defa kullanmaya başladık. Yani son birkaç sene içerisinde kullanıyoruz. Dolayısıyla elimiz normal kalemle yazmaya alışmış. Yani kalem hassasiyet ayarını kendimiz yapabilmemiz için bu tablet üzerinde çok fazla çalışma yapmamız lazım. Yani yazı yazmamız gerekiyor, öyle değil mi? Çizim yapmamız gerekiyor. İlk başlarda bunda biraz zorlanacağız, gayet normaldir. Bunu yapmanın işte en kolay yolunu şunu fark ettim arkadaşımla birlikte, hocamla birlikte yaparken. Şu seçim araçları, yani mesela bir çizim yapacaksak öncelikle biz mutlaka çizim modunu seçmemiz gerekiyor. Bir efendim tekste yazı yazacaksak mutlaka tekst yazı modunu seçmemiz gerekiyor. Biz tabii ki normal kalemle yazmaya alıştığımız için hemen yazmak istiyoruz. Ama bunu mutlaka unutmayın. Yani Esnot üzerinde herhangi bir şekilde yazı yazacaksak, bir çizim yapacaksak, öncelikle yapacağımız çizimin ya da aracın sekmesini oradan seçmemiz gerekiyor. Bu bize büyük kolaylık ve avantaj sağlıyor. Yoksa niye yapamıyorum diye sürekli ben kendi kendime soruyordum. Evet. Ama bunu tabii ki daha sonradan anlayınca işim daha da kolaylaştı. Evet. Hatta klavyeyi de mesela yazı eklemek için işte uzun süre uğraşıyoruz ama o an mesela çizim aracında kalmış sekmede. Bu hakikaten o işi biraz zorlaştırıyor. Şimdi buraya başta ekleyeceğiz. Başta eklemek için dolayısıyla yazı aracına gelmemiz gerekiyor. Yazı aracına bir defa tıkladığımızda şimdi sekmeyi biraz daha yukarıya çekeceğim. İmleci biraz daha yukarıya çekeceğim. Metin kutunun içerisine kalemin ucuyla bir defa dokunduğumuzda artık oraya oradaki ifadeyi rahat bir şekilde yazabiliriz. Bir defa dokunduk ve oraya size dağıttığımız kağıtlardaki ifadeyi yazalım. Evet, bu yazıyı her türlü değiştirebilirsiniz. Yani bilgisayarımızda yazının fontunu değiştirebiliyoruz, işte ortalayabiliyoruz, hizalayabiliyoruz. Yaptığımız her şeyi Esnot'ta da yapabiliriz. Bu çok güzel bir özellik. Yani bizim açımızdan. Evet. İşimizi bayağı bir kolaylaştıracak. Peki şimdi, yazdı herkes galiba. Bunu yazdık. Peki bunu ortalamak istesek bunu nasıl yapacağız? Bütün Esnot'un genel mantığında da zaten bu var. Bu yazıyı bir defa seçmemiz gerekiyor. Yazıyı seçmek için de İmleç metin kutusunun içerisinde yanıp sönerken yazının üstünde basılı tutacağız. İmleç içeride yanıp sönerken yazının üstünde basılı tutacağız. Basılı tuttuğumuzda sadece bakın bu bölümü seçti. Dolayısıyla alttan ve üstten çekerek istediğimiz ifadeyi tamamen seçeceğiz. Seçtikten sonra şimdi bu tabii ki yazıyla ilgili. Yazıyla ilgili olduğu için de T harfine bir kez tıklayıp yani metin aracına bir defa tıklayıp paragraf sekmesine gelip paragraf sekmesinden eğer sağ yaslamak, sola yaslamak, iki yana veya hizalamak, nasıl hizalamak istiyorsak bunu buradan ayarlayabiliriz. Yardımcı olabilirim. Şu anda mesela ortaya, ortala dedik ve ortaya getirdik. Şu an size dağıtılan proje görevlerinde de zaten beyaz olarak vardı. Dolayısıyla rengini değiştirmeye gerek yok ama biz istersek bunun stilini veya madde imi eklemek istiyorsak farklı bir sekmeden madde imini veya yazı tipini, boyutunu, rengini de değiştirebiliriz. Şimdi söylediğim gibi aslında bu genel hatlarıyla bakıldığında bir metin kutusu. Metin kutusu olduğu için bu metin kutusunun da zemin rengini biz yeşil yapacağız. Çünkü proje görevinde o var. Peki bu metin kutusunun zemin rengini değiştirmek için ne yapmamız lazım? Metin kutusuna basılı tutacağız. Metin kutusunun üstüne basılı tutacağız. Kalemin ucuyla metin kutusunun üstüne basılı tutacağız. Ve bunu yaptığımızda şöyle bir menü açılacak. Şöyle bir menü gelecek. Sağ sola mı götürmek istiyorsunuz? Biz ayarlardan zemin rengini artık değiştirebiliriz. Evet. Bu menüyü kimler ulaştı? Şöyle bir menü çıkacak. Evet. Oradan buradan tabii ayarlara tıklayacağız biz. Ayarlara kalemin ucuyla bir defa ayarlara tıklayacağız. Burayı bir kez daha söylüyorum. Buna ulaşabilmek için şu görmüş olduğunuz metin kutusunun zemin rengini değiştirebilmek için kalemin ucuyla tabii ki dışarı bir defa tıkladıktan sonra içeride imlecin yanıp sönmemesi gerekiyor. Bir defa bakın kalemin ucuyla basılı tutacağız. Basılı tuttuğumuzda şöyle bir menü açılacak ve ayarlara tıklayacağız. Daha sonra istersek çizgi rengini istersek de zemin rengini değiştirebiliriz. Biz zemin rengini değiştireceğiz çünkü proje görevlerimiz de bu şekilde. Çizgi rengini de değiştirelim hocam. Çizgi rengini de değiştirebiliriz. Buraya da bir mavi yapalım. Çizgi bizim için önemli biliyoruz. Evet.
O da böyle. Şu an birinci bölümü hallettik. Birinci bölüm bitti. İkinci bölüm olarak video ekleyeceğiz. Tabii video eklemek için de... Evet, yapamayan varsa yardımcı olabilir. Evet. Tabii. Buradan devam edelim yoksa... İsterseniz çizgiyi aslında orada yoktu ama... Örnek amaçla değiştirmiştik. Aslında bu şablonun bir özelliği de biz öğrencilerle geziye gittiğimizde öğrenciler o an orada bazı videolar çekiyorlar. Hatta zaman kaybı olmaması için direkt şablonun üstündeyken bile, yani şablonun üzerinde bir şeyler yazarken bile o videoyu çekebilirler ve direkt olarak ekleyebilirler. Veya fotoğrafları da aynı şekilde. Örneğin video ekleme bölümünde burada hazır şablon üzerinde gördüğünüz resmin üzerine basılı tutacağız. Basılı tuttuğumuzda video kaydet ve video var. Eğer video aslında videolarımız varsa galerimizde oradan seçiyoruz. Video kaydette o an herhangi bir video kaydedebiliyoruz. Biz video diyelim ve hazır bir buradan video alalım. Buradan daha önce o size verdiğiniz şablona uygun olarak Topkapı Sarayı'nın videosunu bize aldık. Ama siz herhangi bir videoyu şimdi alabilirsiniz. Artık videomuz eklendi. Şimdi yavaş yavaş aşağı doğru iniyoruz. Video ekleme mantığında olduğu gibi Arif hocam. Evet, video ekleme mantığında olduğu gibi resimlerde de yine. Evet, hep aynı mantık. Yani zaten bir kere elimiz alıştı mı, yaptık mı gerisini de aynı şekilde yapabiliriz. Ama resimlerde bir özellik daha vardı. Neydi hocam? Karalama efekti var. Karalama efektini de gösterelim, evet. Şimdi mesela tabii bu farklı branşlara göre biraz daha renk katabilir. Özellikle eğer sosyal medya üzerinden de paylaşılacaksa veya işte farklı platformlarda. Tabii ki. Bakın karalama efekti diye bir bölüm var. Sekme var. Karalama efektine tıkladığımızda bize işte çeşitli şablonlar sunuyor. Ressam, renkli, pastel, kurşun kalem gibi. Bunlar da işte fotoğraflara ayrı bir renk katıyor. Bu da kullanılabilir mi? Duruma göre kullanılabilir. Bir deneyelim isterseniz. Bir tanesini deneyelim hocam. Şöyle. Bakın. Bakın imaj farklı bir hale geldi. Şu hale getirdi. Tabii bu konunun özelliğine göre de değişebilir. Şimdi bu hazır bir şablon. Hazır bir şablon olduğu için bakın metin aracı seçiliyken biz bir defa tıkladık. İmleç nerede yanıp sönüyor? Hemen resmin yanında. Şimdi bakın buraya bir şeyler yazmak istiyoruz. Bir defa tıkladık. Çünkü klavye açıldı. Şimdi yazıyorum. Bakın burada bittiği anda aşağıya düştü değil mi? Çünkü bu bir hazır bir şablon olduğu için daha önce buna göre ayarlanmıştı. Yani evet. Siz hiç resmi üste taşı, alta taşı falan demediniz. Ama siz yani en baştan hazır bir şablon oluşturacaksanız şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Siz bir şeyler yazarsınız, o resmin altına gider. Eğer iki yana yaslanmışsa aralarında boşluklar olur. Siz onu küçültmeye çalışırsınız, evet. Seçersiniz yazıyı, işte küçültürsünüz ama aradaki boşluklar yine gitmez. Bununla karşılaşmamak için Esnot uygulamasının çok güzel bir bölümü var. Hocam... Evet. Hangi bölüm? Metin kutusu olabilir mi acaba? Metin kutusu. Evet, metin kutusu. Bakın metin kutusu nerede? Hakikaten birazdan nasıl çok uzakta değil, çok yakın olduğunu yerde. Göreceksiniz. Hemen tıklıyoruz metin kutusuna. Hocam o sırada ben konuştum. Belki kaçırmış olabilirler. Peki. Tekrardan alabilir. Bir daha alalım. Metin kutusu. Şu bölümü. Şimdi evet. Diyeceksiniz ki burada tamam yani herhangi bir problem olmadı. Ama bu hazır bir şablondu. Ama biz bunu kullanmadığımızda ona ihtiyacımız olacak. Bir de şimdi göreceksiniz metin kutusunu istediğimiz gibi sınırlarını belirleyebileceğiz. Onu istediğimiz gibi taşıyabileceğiz. İstersek resimlerle, fotoğraflarla veya videolarla da yer değiştirebileceğiz. Belki de metin kutusuna efekt vereceğiz. Zemin evet. Rengini değiştirebileceğiz. Evet, şimdi sekmeye tıkladık. En altta metin kutusu var. Metin kutusuna tıklıyorum. Şimdi ben kalemin ucunu nereye koyarsam orada metin kutusu açılacak. Buraya evet şu anda artık metin kutusu hazır. Hocam oraya okulumuzun ismini yazabilir miyiz? Evet. Evet, İhlas Koleji Tabletli Eğitim gururla sunar. Bu sene gerçekten güzel işler başaracağız sizlerle. Ben buna eminim. Çünkü diğer sınıflarda da yaptığımız çalışmalarda gerçekten çok harika projeler çıktı. Hatta bizim bilmediğimiz özellikleri arkadaşlar da bize öğrettiler. Ben gerçekten tabletli eğitim seminerlerinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizler için de, bizler için de. Hepinize o yüzden teşekkür ediyorum. Şimdi metin kutusunda da hocamın anlatmak istediği şuydu. Az önce biz yazı yazdık.
Ama ileride oldu ki yazıyı bu tarafa almak istedik. Yani bu şablonda bir değişiklik yapmak istiyoruz. Metin kutusunun sınırları belli olduğu için bakın yazıyı istediğimiz tarafa hareket ettirebiliyoruz. Bu işte çok güzel bir özellik aslında. Eğer metin kutusuyla yazarsak bunu, mesela hocam değiştirelim şöyle. Evet. Resimle yazıyı yan tarafa alalım. Birbirleriyle değiş tokuş yapalım. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi metin kutusuyla yazmanın faydası bu. Sınırlarını belirliyoruz en azından. Değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şablonda oynama yapmak için. Öbür türlü yazsaydık tekrar bunu silecektik. Puntosu mu? Yani yazının puntosu. 28'e yapabilir. Yani değiştirebilir. Değişir. En az. Bakalım. Hayır, en az 24 değil. Tıklayalım. Hocam yukarı geldiğimizde çıkın. Aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru iniyor. Word bilgisayarda özür diliyorum. Word'de kullandığımız yazı fontuyla aynı özellikleri taşıyor. Bilgisayarda kullandığımızda. Şu şekilde. Biraz daha büyütebiliriz. Aslında yabancı değiliz bunlara. Yani sadece el hassasiyetimiz yabancı. Onu da kurcaladıkça zaten üzerinde çalışmalar yaptıkça yapabileceğimizi düşünüyoruz. Evet, değişebilir evet. Bu. Tabii bununla sınırlı değil. Tabii şimdi biz bir şablon üzerinde çalışıyoruz ama sürekli yapılan güncellemelerle Esnot uygulamasına da sürekli bir yenilik ekleniyor. Evet, yenilikler sürekli ekleniyor. Evet, sürekli ekleniyor. Zeminin rengi değişebiliyor mu hocam? Metin kutusunda mı? Hayır, genel olarak. Burada mı? Hı-hı. Sayfada. Taslak değişemeden. Burada bir deneyelim, arka plan. Normal bizim boş şablonlarda bunu değiştirebiliyoruz ama hazır şablonlarda değişmiyor. Bir bakalım hemen. Deneyelim hocam. Zaten deneme yanılma yoluyla öğreniyoruz. Evet. En fazla. Arka planı değiştir diyor. Evet. Şu üst tarafta oradan değiştirebiliriz. Değiştirelim isterseniz. Mesela bakalım ne oluyor. Şöyle yapalım. Evet, değişiyor. Değişiyor bakın. Arka plan değişebiliyor. Zaten hani başta da söylemiştik, avantajı bu. Bir hazır şablonu direkt sat onu yani o haliyle kullanmak mümkün değil. Daha farklı hallerde de kullanabiliriz. Evet, dışarıdan alma özelliğini de bir göstereyim. Evet. Şimdi bize öğretmen arkadaşlarımızın en çok sorduğu sorulardan birisi de mesela dışarıdan Esnot'a entegre edebileceğimiz farklı şekilde mesela PDF olabilir, resim olabilir. Onun üzerinde çalışma yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Hem de çok güzel. Şimdi PDF programları üzerinde PDF'i tablette açtığımız zaman çok verimli olmayabiliyor. Çünkü kırılmalar yaşıyor üzerinde mesela çizim yaptığımız zaman. Ama Esnot'ta bunu yaparsak öyle değil mi hocam? Evet, yazı seçenekleri yazı daha fazla. Yazı seçenekleri daha fazla, çizim daha fazla. Mesela matematik, fizik, farklı branşlardaki arkadaşlar Esnot'un şekil, formül eşleştirme seçeneğini, şekil düzenleme seçeneğini kullanabilirler PDF üzerinde. Ve çok harika çalışmalar ortaya koyabilirler. İsterseniz... Bir avantajı daha var. Nedir hocam? Yaptıklarımızı kaydedebiliyoruz aynı zamanda. Çok güzel. Evet. Diğerlerinde öyle bir özellik yok. Kaydedebiliyoruz aynı zamanda. Ses de kaydedebiliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize gönderebiliriz. Onların çalışmalarını alabiliriz. Bu yüzden önemli. Bu bakımdan önemli bir program. İsterseniz dışarıdan bir PDF alalım. Esnot'a ve PDF üzerinde çalışma yapalım. Bir de onu görelim. Fatih hocam buyurun, evet. Söz sizde. Üst tarafta bu üçlü ızgara gibi olan sekmeye tıklıyorum. Burada tabii herhangi bir şablon açmadan önce dışarıdan al diye bir bölüm var. Dışarıdan al. Dışarıdan al tıkladık. Dışarıdan alalım. Peki ne? Yapalım. Resim dosyası mı? PDF dosyası mı? Yoksa bir Esnot dosyası mı? Seçiyoruz. Biz bir PDF dedik. Çünkü daha çok PDF şeklinde taranıyor kitaplar. Burada sizin daha önce yüklemiş olduğunuz dosyalar genelde nerede olur? Dağlantı klasöründe olur. Veya siz ona özel bir klasör oluşturmuşsanız o oradadır. Şimdi biz download klasörüne girdiğimizde bizim daha önceden hazırlamış veya indirmiş olduğumuz PDF'ler bakın burada görüldü. Burada sol tarafta bulunan yuvarlaklara tik atarak hangisini istiyorsak onu oraya çağıracağız. Hocam hata yapalım önce bir. Peki ben bu sol taraftaki küçük yuvarlakları görmedim. Direkt tıkladım üstüne. Tıkladım. Ve ne ile açacağımı sordu. Çünkü Fatih hocam iki kere tıkladı. İki kere tıkladığı için de tabletimiz bize şunu söylüyor. Herhalde diyorsan başka bir programla açmak istiyorsun. Senin tabletinde PDF okuma programları var. İşte bunlar farklı da.
uygulamalar var. Galiba bunlardan biriyle açmak istiyorsun. O zaman bunlardan birini seç diyor. Yani PDF üzerine iki kere tıklarsak bizim tabletimizdeki başka programlarla açmaya çalışacak. O yüzden tek tıklama yeterli. Yani o evet. Yeşilin kutucuğu işaretlememiz yeterli olacak. Evet, geri gelelim. Bakın şu anda işaretli ve kaydet diyoruz. Yani biz şu an F-Note'a bunu önce kaydetmemiz gerekecek bu şekilde. Dışarıdan alınıyor. Burada da önemli özellikle şu. Eğer ki çok yüklü kilobaytsa yani buradan dışarıdan alacağınız PDF biraz uzun sürecek ama daha düşükse ama kısa bir şekilde her bir sayfayı tek tek atıyor. Ama onu da bir defa yapıyoruz çünkü onu da S-Note dosyası olarak kaydediyoruz. Kaydediyoruz evet. Bir defa yapacağız. Şimdi bunun üzerine artık işlem yapabiliriz. Artık S-Note'daki, S-Note uygulamasındaki bütün çizim araçlarını bu PDF dosyası üzerinde kullanabiliriz biz. Bakın evet. Yani işte çizim işte gibi veya yine yazı yazabiliriz. Bir de daha sonra bunu bu şekliyle kaydettiğimizde değiştirme şansımız da var. Evet, değiştirebiliriz. Bu da bir avantaj. Bu da bir avantaj. Silebiliriz. Hatta bu PDF dosyasının üzerine yukarıdaki sekmelerden resim ekleyebiliriz. Hatta video da ekleyebiliriz. Evet, birçok şey ekleyebiliyoruz. Evet. Bu bakımdan bizim işimize yarayacaktı. Mesela soru çözerken birlikte tahtaya yansıttık. PDF sorularımız olabilir. Bir bölümü için hatta olabilir. Ses kaydı da ekleyebiliriz. Ses kaydı da ekleyebiliriz. Mesela bu çok önemli. Hakikaten soruyu çözerken önceden siz çözebilirsiniz ya da öğrenci çözer. Burada ses kaydı yapabiliriz. Öğrencilerle paylaşabiliriz. Bir de birebir çalışmalarımız için olabilir. Uzaktan eğitim için olabilir. Olabilir. Evet. Yani öğrencimiz bize bir PDF gönderir. O soruyu çözemedim hocam der. Siz de PDF'in üzerinde ses çözüm. Kaydı yapıp hem de aynı şekilde çizimi sesi, kaydet evet. Butonu da var büyük bir ihtimal. Yukarıda. Evet yukarıda. Hem kaydedersiniz hem de aynı şekilde ses kaydı yapıp öğrencimize tekrar gönderebilirsiniz. Bu da çok büyük bir avantaj bence. Hatta şöyle bu bir performans görevi ise Wi-Fi Direct üzerinden de sınıf içerisinde çok hızlı bir şekilde alabiliriz öğrencilerden bunu. Yani illa şimdi boyut büyük olabilir buna ses de ekleneceği için. Dolayısıyla Samsung tablet böyle de bir kolaylık sağlıyor evet, aslında. Evet, böyle bir kolaylık sağlıyor. Çok güzel. Yani şu anda gerçekten çok güzel bir çalışma yapıyoruz. Türkiye genelinde araştırmalarımız neticesinde şu an bizim okulumuz dışında bunu uygulayan yok. İnanın öğretmen arkadaşlar olarak çok büyük bir mesafe kaydettik. Ve Samsung tabletin özelliklerini, özellikle içindeki S-Note kullanımını ve diğer uygulamaları çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Öğrencilerimiz de buna adapte olacaktır. Ben bundan eminim. Ve İhlas Koleji olarak gerçekten bir ilke imza attığımızı düşünüyorum. Bunun zaten yankılarını da ilerleyen zamanlarda göreceğimizi ümit ediyorum yani. Evet, S-Note'un da birçok özelliği var. Aslında evet. Bir diğer dersimizde de bunları yapmaya devam edeceğiz. Yani 4 şablon üzerinden. 4 şablon üzerinden sizlerle çizim yapmasını, işte formül eşleştirmesini ve diğer bir takım özelliklerini birlikte yapmaya çalışacağız. Artık hazır şablonlar değil de artık bir sonraki derste biz kendimiz yeni bir şablon üreteceğiz. Evet, bunu birlikte yapacağız. Evet. Ben Arif Karaman. Fatih Şen. Çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.